Ne yapın kanka? Evet, çok çok uyku. Doğru abi, bu ara doğru mu? Biraz daha sık arkadaşım. Sırf bak bu köşede de var bak. He he. Rezil avuç da biraz sen. Burada da var. Onu da yaz. Onu da. Bunun saatte çok fazla arı var. Evinde çok arı var. Köyde. Ama sizin köyde çok fazla var. Arkadaş bunun içi çok dolmuş, tamam. Tamam. Haberin olsun. Okumaya gelen arkadaşlar bu çerçeveleri biraz zor okuyor. Hmm. Biz bunları bir şey yapalım, ilaçlayalım. Evet. Tamam mı? Sen de sen. Mum yapmış ya. Hmm. Mumu da çalmamız lazım. Açıyorum. Görevli arkadaşlar zor durumda kalmasın. Bayağı bir birikmiş burada. O kadar su yok mu? İsmim Erkan. Bitlis Veledaş personeli olarak çalışmaktayım. Müşteri hizmetlerinde görev yapmaktayım. Bitlis'in coğrafi konumu olarak biliyorsunuz ki çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Gerek kışın gerek yazın 40 derecenin üstünde çalışıyoruz. Vatandaşın yoğun talep üzerine sayaç kontrolü, sayaç değişikliği, sayaç mühürleme, kaçak kontrolü gibi işler yapmaktayız. Dumanla gerek arıları kovuyoruz, gerek spreyle arıları kovuyoruz. Vatandaşların daha rahat olması için. Tabii ki buraya gelen bütün ekip arkadaşların daha rahat bir ortamda çalışabilmesi. Genellikle okuma yapan arkadaşlarımız var. Bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar kendi. Giymiş olduğumuz arı tulumları, arı tulum kıyafetleriyle arıları dediğim gibi sayaçlardan kovuyoruz. Tek tek evleri gezip sayaçları kontrol edip yuvalarını tabii ki hani ister istemez bozmak zorundayız.